Herkese merhaba. Bugün size çok ama çok keyifli bir zeka oyunundan bahsedeceğiz. Adı Catamino. Catamino çok keyifli bir oyun. Bizler de size anlatırken keyif alarak bu oyunumuzu oynayacağız. 3 yaş ve üzeri çocuklarda, yine yetişkinlerde çok uzaysal algı, geometrisel algı, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren bir zeka oyunu. Burada bir kataloğumuz var. Bu kataloğumuz içerisinde yine bize yol gösterecek silemlerimiz ve pentalarımız var. Bunları anlatacağım. Bir Catamino tahtamız var. Burada 12 bölmeli. Ve bir Catamino cetvelimiz var. Çubuk cetvelimiz var. Burada da bunlar bize yardımcı olacaklar. Bu geometrik cisimlerin adı da penta. Pentalar da bize silem yapmada yine yardımcı olacak. Şimdi burada oyun şöyle başlıyor. Bakın yukarıdan aşağı A, B, C, D, E, F, G diye gidiyor. Ve yine burada 8'e kadar bir sıralama var. A'dan başlıyorsunuz. Ve size diyor ki işte 3'e kadar şu pentayı, ondan sonra bunu ve bunu kullanmanızı istiyor. Üç tane geometrik cismi, yani pentayı kullanmanızı istiyor. Bunu yaparken de sizin 3 silemde 3. sıra yaptığınız için bu çubuğu alıp 3. bölmeye yerleştirmeniz lazım. Amaç da bu büyük kısımdan arta kalan şu kısma bu pentaları tam dolacak biçimde yerleştirmeniz. İki elimi kullanıyorum. Bakın iki el kullanmak burada çok önemli. Özellikle çocuklar için çok önemli. Çünkü beynin iki tarafını çalıştırmada çok önemli oluyor. Burada ben yerleştirmeye çalışıyorum. Bakın burada acaba nasıl olur, nasıl yaparım diye düşündük. Evet. Bakın burada nispeten kolay üçüncüler. Üçüncü silimi burada tamamlamış oldum. Naçizane önerim sizin yine alta doğru gitmeniz. Yani B'de 3 yapmanız, C'de 3 yapmanız, D'de 3 yapmanız. Daha sonra 4'e geçmeniz. Bakın biz yine B'de bir üçlü deneyelim. Bizden istenen pentalara bakalım. Bizden bu penta isteniyor. İkincisi de bu penta isteniyor. Ve bu isteniyor. Yine bunları büyük bölmeye alıyorum. Kataloğumu yan tarafa bıraktım. Yine 3'te benim çubuğum, gösterge çubuğum. Cetvelim. Burada başlıyoruz. Yine iki elimi kullanarak bu alanı dolduracağız. Nasıl dolduralım bakalım. Bu böyle oldu. Evet bakın. Burada da yine B sileminin 3. pentasındaki şeyi tamamladım. Bana verilen görevi tamamladım. Bunları dışarı çıkartıyorum. Şimdi dörtlü deneyelim. Bakın dörtlüyü deneyelim. A'da deneyelim. Ama dörtlü denerken de şunu yapacağız. Çubuğumu alıp 4. bölmeye yerleştiriyorum ve alan biraz daha büyüyor. Hemen bakalım burada ne isteniyor benden. 3. şeydeki istenilenlerin ilk 3'ünü alıyorum tabii ki. Bakın bunu istemiş benden. Bunu istemiş. Bakıyorum bu var ve bu. Bunu istemiş. Bırakıyorum. Bakın 4 tane pentam var ve büyükte bir alanım var. Çubuğum 4'te. Şimdi başlıyorum. Bunları yerleştireceğim. Tabi zor oluyor. Yani 4-5'ler artık zor. Denemek zorundasınız. Olup olmamasını önemli. Defalarca deneyebilirsiniz. Hızlı olursanız avantaj. Keyif de alınıyor hızlı olunduğu zaman. Şöyle bir deneme yapalım. Nasıl olacak? Bakıyoruz. Şöyle yaptık. Evet. Biraz da tecrübeyle 4. silemi de tamamlamış olduk. Bu sıra sıra gidiyor. 8'e kadar bunu tamamlıyorsunuz. Bakın küçük silem var. Yine silem 1, silem 2. Büyük silemler var. Süper silemden sonra onur silemi geliyor. Onur silemi dünyada da işte challenge'ların olduğu bir şey. Uluslararası'daki kişilerle de rakiplerinizle de burada challenge yapabilirsiniz. Birinci oynama şekli bu. Bundan sonra Catamino'yu daha keyifli hale getirebilirsiniz. Üçlü bir oynama şeyi var. Burada tahtamızı kenara alıyoruz. 3 boyutlu bir işlem var. Bakın burada bir sürü size şekil vermiş. Nispeten görüyorsunuz. Yine sizden bir penta isteniyor. Bunu istemiş benden. Bunu istemiş. Bir de şunu bu penta istemiş. Buradan bu verilen şekli yapmaya çalışıyorsunuz. Yine iki elinizi kullanın ama ben burada göstermek amaçlı
Tek elimle yapıyorum. Bakın bunu yaptık. Sonra bu isteniliyor. Bunu da herhalde nasıl yapacağız? Evet, bu şekil yaptık. Bakın çok da güzel oldu. Bu istenilen geometrik cismi yaptım. Yine bunu sırayla yapabilirsiniz. Katamino çok keyifli bir oyun. Şiddete tavsiye ederiz. Okul öncesi dönemde çok etkili. Yine ilkokulda, ortaokulda hocalar tarafından, eğitmenler tarafından önerilen bir oyun. Ben de akıl ve zeka oyunları eğitmeni olarak şiddetle bu oyunu öneriyorum. Size de keyifli oyunlar. Hoşça kalın.